arkadaşlar. Dubrovnik otogarına gelmişim. Aksilik o ya, Hollanda sim kartımı taktım, tanımıyor. Onun için ya bir sim kart satın alacağım ya da T-Mobile bulabilirsem, T-Mobile kartımı klonlattıracağım. Bakayım artık, şöyle çarşıya doğru bir ineyim bakalım, bir ayaklayayım bakalım, şuradan bir çıkayım da. Güzel, Dubrovnik de güzel bir şehir. Şu yukarıdaki yoldan geldik, oradan aşağı doğru seyrettim. Evet dostlar, şu anda otelimize doğru yürüyoruz. Otogardan çıktık. Böyle bir rampa yukarı, 800 metre diyor. Yani otogardan 800-900 metre yakınlığındaymış. Otelimize bir varalım. Ondan sonra hep beraber keşfetmeye çıkarız Dubrovnik'i. Evet dostlar, Dubrovnik'in sahiline inmiş bulunmaktayız. Yürüyoruz. Biraz geç gelebildik. Budva'dan Dubrovnik 90 kilometre. Yalnız sınırda bayağı bir bekledik, 2 saat falan. Hırvatistan Karadağ sınırında. Olsun, geç olsun, güç olmasın. Şimdi bizim gideceğimiz şu karşıda Grad Old City yazıyor. Evet dostlar, bakın böyle kilitler asmışlar. Görüyorsunuz. Niye astıklarını bilmiyorum ama asmışlar. Biz de mi assak bir tane? Anlamını bilmiyorum ki arkadaş. Şimdi asacağız. Ondan sonra bizi asacaklar. Bilemeyiz. Bakın insanlar dünyanın her yerinden burayı görmek için geliyorlar. Şatonun üstünde geziyor insanlar. Burası da manzara dediğimiz yer. Burada denize giriyorlar. Böyle bir ortam. Buradan devam edelim bakayım. Şöyle içine doğru girelim bakalım. Olaylar nedir? Ben şuradan bir gireyim bakayım. Ne var burada? Ondan sonra hem solu hem sağı yine gezeriz. Alo, ciao ciao. Muhteşem Dubrovnik'e girmiş bulunuyoruz. İnsanlar yukarı çıkıyor. Burada bir çeşme tam ortada. Her böyle yan sokak bir başka sokağa çıkıyor. Gerçekten muhteşem bir şehir. Bakın, gez gez bitmez burayı. Burayı görüntüle görüntüle de bitmez. Size görüntülemeye çalışacağım ama bilin ki bu görüntülerde gördüğünüz görüntüler ancak bu Dubrovnik merkezinin 30'da veya 40'ta biri olamaz. Şöyle bir sokak işte.
Farkındaysanız sessiz şekilde geziyorum çünkü konuşacağım, anlatacağım bir şey yok. Çünkü her yer bir şey anlatıyor. Yani yavaştan şöyle aşağı doğru inelim. Her yere de ara yerlere böyle restoranlar yapmışlar. Hem geziyorsun, hem yaşıyorsun, hem yiyorsun. Evet dostlar, kardeşiniz geziyor, görüyor ve size iletiyor. Güneş yavaş yavaş batıyor. Hava hafiften serinledi. Gezmesi daha zevkli olmaya başladı. Keyfimiz yerinde. Huzurluyuz, mutluyuz. Tadından yenmez bir zaman geçiriyoruz. Sizlere de bunu bir şekilde aktarıyoruz. Dostlar, ondan sonra yavaş yavaş otelime gider. Güzel bir uyku çekerim. Arkadaşlar, bunlar da hülle mi diyorlar, ne diyorlar? Kaleleri yıkmak için atılan toplar. Görüyorsunuz. Fırına girdim. Daha taze sıcacık çıkmış. Bir tane ıspanaklı börek aldım. Şimdi bunun tadına bakacağım. Manzaram da şu şekilde. Güneş battı batıyor. Kardeşiniz de böreği gömüyor. Yugoslavya zamanından kalmış bir mahkeme binası. Şu şekilde de anlatıyor. Court of Law and Prison.